Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sıra takip ederek okuya geldiğimiz Lemalar adlı eser 8. lemasındaki konuları devam ederken Barla'da Bediüzzaman'ın sürgün edildiği Barla nahiyesinde Bediüzzaman'ı ilk talebe olanlardan olan Şamlı Tevfik Hafız, yani Hafız Şamlı Tevfik abinin bir mektubunu okuyorduk. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki benim ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu her yüzyıl başında Cenab-ı Hak Kemal-i Kerim'inden bir müceddid din gönderecek. Yani insanlık tarihi boyunca Allah yarattığı bütün milletlere, ümmetlere, kavimlere bir peygamber göndererek onları hak yola davet ettirdiği gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamber gelmeyeceği için de Peygamberimiz bu müjdeyi vermiş. Ümmetimin bozulduğu her yüzyılın başında bir müceddid din gönderilir. Ve gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geleceğe dair hangi hadis-i şeriften, gayıptan haber vermişti, çıkmamış ki? Bu verilen haberler hep çıkmış zaten. Hicretin birinci yüzyılında bittiği zaman onun başında Emevi halifelerinden ve adaletinden dolayı Ömer-i Sani, ikinci Ömer lakabı verilen Ömer bin Abdülaziz-i Emevi Hazretleri aynı zamanda ilk müceddit. İkinci müceddit olarak da İmam Şafii Hazretleri üzerinde ulema ittifak etmiş. Böyle silsile halinde müceddidler her asrın başına geldiği gibi 12. Hicri asrın başında gelen Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de o müceddidler silsilesinin 12.sidir. Bediüzzaman Hazretleri 13.sü oluyor. Zaten Muhyiddin Arabi Hazretleri de 12. müceddidden sonra gelen de ahir zamanın son müceddididir. Mehdiyet vasfesiyle muvazzaftır demiş keşfinde. Böyle bir tespitte bulunmuş. Geçen asrın müceddidi olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ile Bediüzzaman Hazretleri arasında onun tarihçi hayatından 4 tane benzerlik bulmuş Şamlı Hafız Tevfik abi o mektubu okuyorduk. Birinci benzerlik Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri 1193 tarihinde dünyaya gelmiş. Ondan tam 100 sene sonra 1293'te de Bediüzzaman dünyaya gelmiş. Bunlar tabii Rumi tarihler, Osmanlı kullanılan takvim üzerinden bunlar şey yapılıyor. Yani 1878 üstadımızın dünyaya gelişi. İkinci benzerlik okuduğumuz kısımları hatırlamak için söylüyorum. Yine 1224'te Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Hindistan'ın baş şehri olan Cihanabad'a gitmiş. Bediüzzaman da 1324'te yani 1907 sonunda 1908 gibi Osmanlı'nın payitahtı İstanbul'a gitmiş. İkinci benzerlik bu. Üçüncüsü ise Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin yaşadığı zamanda etrafına toplanan kalabalıktan o zamanın sultanının kuşkulanması, evham etmesi yüzünden Şam'a gitmek zorunda kalmış. Şam'a hicret etmiş. Kaçta? 1238'de. Bediüzzaman da 1338'de 100 sene sonra o da Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin başkenti olan Ankara'ya gelmiş. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Allah ona öyle bir kabiliyet vermiş ki 20 yaşına daha erişmeden yaşadığı zamanın en büyük alimi olarak alimler tarafından kabul edilmiş.
Bediüzzaman'a baktığımızda da diyor Şamlı Hafsilevi Kâbi, Bediüzzaman da yaşı 14 yaşına geldiğinde kendisine icazet vermişler, artık sen medrese açıp talebe okutabilirsin. Bediüzzaman da gerçekten medreseden mezun olmaya yakın talebelere ders vermeye başlamış. Ki kendisi zaten 13-14 yaşlarındayken medrese usulünce 15 yılda öğrenilebilecek bütün kitapların tamamını ezberleyivermiş. Allah'ın hikmeti, Allah verince o kabiliyetleri veriyor haliyle. Şimdi dün akşamki kaldığımız yeri kısacık bir özetlemeden sonra devam edelim kaldığımız yerden. İşte bu dört noktadaki tevafukat, benzerlik, tam 100 sene fasıla arayla Risale-i Nur'un takvi-i din, yani zaafı uğramış imanları güçlendirmek, kuvvetlendirmek hususundaki tesiratı, Hazreti Mevlana'nın kutsesi ruhu, Tarik-i Nakşi vasıtasıyla hizmeti gibi azim görünüyor. Gerçekten geçen asrın müceddidi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin sağlığında bile 50 milyon müridi olmuş. 50 milyon ondan feyz alan, istifade eden, taraftarlığını yapan insan olmuş. Çok güçlü bir insan. Evet. Onun yaptığı dine hizmet gibi Bediüzzaman'ın hizmetleri de çok muazzam ve güçlü görünüyor. Haşiye, bir dipnot var, onu da okuyalım. Hazreti Mevlana Kutsesi Ruhu, milyonlar etbalarının, taraftarlarının, müritlerin ittifaklarıyla müceddittir. Ve baştaki hadis-i şerifin bir masadakıdır. Ve madem tam 100 sene sonra dört mühim cihet-i tevafukla beraber Risale-i Nur aynı vasfeyi görüyor, demek nasıl hadis, hadisin hükmüyle Risale-i Nur eczaları tecdit, dinde yenileme ve takvi-i din vasfesini görüyorlar. Yani dinde yenilemeden kasıt şu: imanın şartı 6, İslam'ın şartı 5, bunlarda hiçbir değişiklik söz konusu olmaksızın mevcut din iman hakikatlerini yaşadığı zaman insanların anlayacağı şekilde İslam'ı, dini, Kur'an'ı insanlara anlatmak vasfisidir. Müceddidlik budur zaten. Üstadım kendine ait methü senayı kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur Kur'an'a ait olup methü sena Kur'an'ın esrarını, sırlarına aittir. Yalnız üstadım da Hazreti Mevlana'nın geçen asrın müceddil üstad arasında birkaç fark var. Birincisi, Hazreti Mevlana Kutsesi Ruhu Zülcenaheyn'dir. Zülcenaheyn, çift kanatlı anlamına geliyor. Yani hem Kadiri hem Nakşi tarikat sahibiyken, demek ki Kadiri ve Nakşi tarikatlarını birleştirerek ders vermiş mensuplarına Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Nakşilik tarikatı onda daha galiptir. Üstadım bilakis Kadiri meşrebi ve Şazili mesleği daha ziyade onda hükmediyor. Böyle bir fark varmış üstadla onun arasında. Ben üstadından işittim ki, şimdi burası üstada ait beyanlar, İşittiğini anlatıyor Şamlı Hafız Tevfik abi. Hazreti Mevlana Kutsesi Ruhu Hindistan'dan Tarik-i Nakşi'yi getirdiği vakit, Nakşibendi tarikatı usulüyle o dersi vermeye başladığı zaman, Bağdat dairesi Şah-ı Geylani'nin Kutsesi Ruhu Badel Memat vefatından sonra hayatta olduğu gibi taht-ı tasarrufundaydı. Zaten vefatından sonra tıpkı hayattaki gibi manevi tasarrufu devam eden dört büyük kutbu azamdan birisidir Şah-ı Geylani Hazretleri. Onun tasarrufundaymış. Hazreti Mevlana'nın Kutsesi Ruhu manen tasarrufu bidayeten ilk başlardan cayı kabul göremedi.
Yani insanlar Kadiri tarikatı mensubu olunca pek ilgi göstermemişler Mevlana Halid-i Bağdat Hazretlerine. Şah-ı Nakşibet Kudsesi Ruh ile İmam Rabbani'nin Kudsesi Ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şah-ı Geylani'nin Kudsesi Ruh ziyaretine giderek rica etmişler ki, şimdi Şah-ı Nakşibend, İmam Rabbani, o Nakşibendi tarikatının pirleri bunlar. Berzah aleminde ruhen hayatta olan insanlar bunlar. Yani ölen insanların tümü hayatta ruhen. İşte oraya Bağdat'a gelmişler ruhaniyetleri bu iki büyük zatın. Şah-ı Geylani Hazretlerine diyorlar ki, Mevlana Halis senin evladındır, kabul et. Yani tutuyor taraftarlarını, bırakmıyor Şah-ı Geylani. Mevlana Hazretleri'nin gitmesine izin vermiyor, tutuyor. O senin evladındır, kabul et demişler, rica etmişler. Şah-ı Geylani onların iltimaslarını, ricalarını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra Mevlana Halid Kursesuru birden parlamış. Bu vaka, bunun böyle olduğu, ehli keşifçe vaki ve meşhud olmuş, görülmüştür. O hadise-i ruhaniyeyi, yani İmam-ı Rabbani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ruhaniyetlerinin Bağdat'a gelip Şah-ı Geylani Abdülkadir Yeni Hazretlerinden görüşme meselesini o zaman ehl-i velayetin bir kısmı müşahede etmiş. Manevi alemde bizzat görmüşler. Bazıları rüyayla görmüşler aynı olayı. Üstadımın sözü burada hitam buldu. Sona erdi. İkinci fark şudur ki, geçen asrın müceddidi ile üstad arasındaki ikinci fark. Üstadım kendi şahsiyetini merciiyetten, yani nokta-i isnat olmaktan azlediyor. Yalnız Risale-i Nur'u merci gösteriyor. Dayanak olarak kitabı gösteriyor. Hazreti Mevlana'nın Kudsesuru şahsiyeti ise Kutbül İrşad, Merci'il Has vel Am olmuştur. Bütün mensuplarına dayanak noktası olmuş. O günün şartlarında öyle gerektiği için. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani bu hakikatten ve Risale-i bütünündeki izahatlardan anlaşılıyor ki Bediüzzaman Hazretleri şahıs merkezli bir hizmet ortaya koymamış. Yani kendisini merkeze almamış. Kitabı endeksli bir, kitap merkezli bir hizmet, bir tarz ortaya koymuş. O bakımdan biz dairemiz içerisinde bulunan, bu davaya gönül vermiş İleri gelen ağabeylerimize saygımız sonsuzdur. Ama şahıslara bağlı olmak bizde yoktur. Biz kitaba bağlıyız. Kitap bakidir, şahıslar fanidir. Mesela Üstad Hazretlerinin varisim dediği en yakın hizmetkarları tamamen öbür tarafa göçtü gittiler. Yani şahıslarıyla bağlı bir dava olsaydı bu dava biterdi. Üstadın şahsına bağlılık olmadığı gibi varislerini de bağlanmak söz konusu olmadığından üstad da varisleri de öbür tarafa göçmesine rağmen hizmetlerimiz gürül gürül dünya çapında genişleyip gitmeye, imanları kurtarmaya devam ediyor. Ama eski zamanlarda şahıs nokta-i isnat oluyormuş. Üstadın zamanı şahıstan ziyade kitap. Fark, ikinci fark bu. Üçüncü fark, Hazreti Mevlana Kudsesi Ruhu Zülcenaheyn'dir. Çift taraflı çalışmış. Fakat zamanın muktezasıyla sünnet-i seniyeye çok kuvvet vermekle beraber ilmi tarikatı esas tutmak cihetiyle tarikatı daha ziyade tutmuş. O noktada sarf himmet etmiş. Bütün gayretini tarikat üzerine yoğunlaştırmış. Üstadım ise şu dehşetli zamanın muktezası gereğiyle ilmi hakikati, yani hakikat ilmini ve hakaik-i imaniye, iman hakikatleri cihetini iltizam ederek, benimseyerek tarikata üçüncü derecede bakmıştır. Yani üstadımız da onun arasındaki
Üçüncü fark da bu. Yani zaman iman kurtarmak zamandır diye Bediüzzaman yola çıkmış. Vefat edene kadar da hem öyle yapmış hem kitaplarında bunu böyle ders vermiş. Ancak her ne kadar tarikat tarzı bizde gözükmüyorsa da evrat eskar makamında bizim de her namazın arkasında beş vakit okuduğumuz virtlerimiz, ism-i azam dualarımız, salatü selamlarımız vardır. Yani her namazın arkasında olduğu için taksit taksit okuduğumuzdan pek gözü gözükmüyor. Tarikatta ise onlar belli akşamlarda otururlar, iki saat boyunca durmadan zikirlerini çekerler. Bizde öyle değil, iki saat değil. Her namazın arkasında evrat, eskar, tesbihat bunlar yapılıyor. Topladığın zaman bir buçuk saati buluyor gene. Ama bir anda yapılmadığı için sanki yokmuş gibi zannediliyor. Bir de ilaveten Üstad Hazretleri'nin bir yadigardır. Umum nur talebeleri bunu okurlar. Büyük cevşen dediğimiz baş tarafında Kur'an-ı Kerim'den sureler bulunan, Cevşil-i Kebir duası bulunan, Şah-ı Nakşibend'in Evrad-ı Kudsiyesi bulunan, sonra Delail-i Nur denilen salavatlarla dolu bir bölüm, Münacat-ı Kur'an dediğimiz Hazreti Osman Zinnureyn'in Kur'an'dan iktibas ederek yapmış olduğu bir meşhur duası var, o da dahil. İsmi Azam duaları var. Efendim, bir de şey var, Hülasetül Hülasa, yani o şeyin sonunda, yani tamamen tefekkürü bir ders olan 15-20 dakika süren bir bölümdür orası. Ondan sonra dualar var. Bu da yadigardır. Bunları nur talebeleri Risale okurken Kur'an'ı cüz cüz paylaşıp okumak devam ederken, Risale okumaları sürerken, bir de bu büyük cevşeni de baştan sona sürekli hatmetmek şeklinde vardır. Bir de ilaveten Hizbül Muazzama-i Kur'an ya da Hizbül Ekber-i Kur'an diye üstadımızın isim verdiği 150 sayfalık Kur'an'dan seçme binden fazla ayetin bulunduğu ceylan derisiyle ciltlenmiş harika bir Kur'an'a dayalı bir kitap daha var. Onu da her gün 3-5 sayfa okumak suretiyle hatmediyoruz. Yani tarikat la meşguliyetimiz o sistemde yok. İman ve hakikat ilmiyle meşgul olurken şu anda yaptığımız gibi bir taraftan da evrat eskar makamında okunması gerekenleri de ihmal etmiyoruz elhamdülillah. Elhasıl bu mektubun en son hülasası şöyle. Baştaki hadis-i şerifin her 100 sene başında dini tecdit edecek, yenileyecek bir müceddidi gönderiyor. Vaad-i ilahisine binaen. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde bu müjdeyi vermiş. Cenab-ı Hakk'ın vaad etmesine binaen o müjdeyi vermiş. Buna binaen Hazreti Mevlana Halid ekser ehli hakikatçe 1200 senesinin, yani tabii bu Hicri veya Rumi tarihlidir. Yani 12. asrın müceddididir. Madem tam 100 sene sonra aynen 4 cihette tevafuk ederek, benzerlik göstererek Risale-i Nur eczaları ayrı vasfeyi görmüştür. Kanaat verir ki nas-ı hadis, hadisin hükmüyle Risale-i Nur tecdid-i din, yani dinde yeni izahlar getirmek, yeni model, hizmet modeli ortaya koymak hususunda bir müceddit hükmündedir. Benim üstadım daima diyor ki, ben bir neferim, sıradan bir askerim. Fakat müşir hizmetini görüyorum. Müşir Maraşal. Yani kendisini sürekli küçültüyor Bediüzzaman Hazretleri. Ben sıradan bir nefer konumundayım. Ama Maraşal hizmetini Allah bize yaptırıyor. Yani kıymet bende değil. Belki Kur'an-ı Hakim'in feyzinden tereşüeden süzülen Risale-i Nur eczaları bir müşriyet-i maneviye, manevi bir maraşallık hizmetini görüyor. Yani ahir zamanda en son beklenilen
bir büyük makam sahibi zattan bahsediliyor. Bediüzzaman o ben değilim, Risanur'dur diyor. Kitaba havale ediyor bizleri. Üstadımı kızdırmamak için şahsını sena etmiyorum, övmüyorum demiş Şamlı Hafız Tevfik abi. Yalnız şunu ben tabii bunları söylerken hatırıma, Kastamonu layıkasından ve Ayet-ül Kübra'dan bir yer geldi. O Ayet-ül Kübra'daki yeri söyleyeyim özellikle. Bu biraz evvel ismini verdiğimiz Hicri bin yıl bitip ikinci bin yıl başlarken onun başına gelen İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk Hazretleri eski büyük evliyalardan bir nakilde bulunmuş. Üstad onu almış. O Ayet-i Kübra'da bir haşiye diyor ki İmam Rabbani, eskiden büyük zatlar demiş ki mütekelliminden, yani kelam alimlerinden bir zat gelecek. Bütün iman ve Kur'an hakikatlerini kemal-i vuzuhla apaçık ispat ve izah edecek. Ben istiyorum ki ben o adam olsam, keşke o adam ben olsam. Belki ben o adamım demiş. Herhalde benden bahsetmişler. Bu nakli üstad yaptıktan sonra devamlı diyor ki, zaman gösterdi ki o adam adam değil. Belki Risale-i Nur'dur. Fakat eski büyük evliyalar keşiflerinde Risale-i Nur'u benim suretinde gördükleri için bir adam demişler. Her neyse diyor. Bak, enteresan. Aslında direkt Bediüzzaman'dan haber verilmiş. Ama şu Hazretleri şahıs merkezli bir model ortaya koymadığı için hizmette kitaba endeksli bir hizmet tarzı ortaya koyduğundan benim şeklinde gördükleri için bir adam demişler. Aslında gördükleri Risanur'dur diye sürekli talebelerini kitaba yönlendiriyor, kitaba bağlıyor. Kendi şahsına bağlamıyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi bu çok önemli mektubu okuduktan ve bitirdikten sonra Refet Barutçı abi, yüzbaşıydı, askeriydi yani görevli olduğu halde Bediüzzaman'ın talebe olanlardan birisi Refet Bey ve Hüsrev ve Rüştü gibi Risanur şakirtlerinin, nur talebelerinin Risanur bereketine işaret eden buldukları bir tevafukat-ı latiftir. Risanur bir bereket kaynağıdır. Peki nereden biliyoruz? O zaman yaşanmış bir olay aslında. Söylenecek çok söz var ama bir tanesini söyleyeyim. Kastamonu'ndaki nur talebelerinin namı hesabına Bediüzzaman diyor ki, biz ve bura havalisi Risanur talebeleri şahidiz ki, biz Risanur'u çalıştıkça, onun hizmetinde bulundukça, o günkü hizmetimizin derecesine göre kalplerimizde ferahlık, işlerimizde kolaylık, maişette geçimde bereket görüyoruz diyor. Ya aslında biz de o bereketi yaşıyoruz. Azıcık dikkat etsek bereketle hayatımızın geçtiği görülecektir. Allah bereketimizi arttırsın, ne diyelim. Hiç geçim zorluğu çekmeden yolumuza, hizmetimize devam ediyoruz. Hizmeti olan katkımızla orantılı bir şekilde o bereketi Allah arttırıyor. Yani onun için her akşam bu derse katılalım. Her gün takip ettiğimiz kitaplarımızı okuyalım. Aldığımız cüzleri okuyalım. Büyük cevşenimizi ihmal etmeyelim. Hizbül Ekber-i Muazzam denilen o kitap yoksa onu tedarik edip onu da okumaya çalışalım. Ne kadar gayretli olursak bu hizmette maişetteki bereket de biz farkında olmadan Cenab-ı Hak tarafından arttırılıyor. Bilginize. Evet, Risale-i Nur'un İsparta'ya ne derece rahmet olduğunu devlet eden bir tevafukat hacibe. Risale-i Nur'un mazhar olduğu inayatın, Allah'ın hususi yardımının külliyetinden mühim bir ferdi de şudur ki, İsparta vilayeti 8 seneden beri Risale-i Nur'un müellifini sinesinde saklamıştı ve barlı gibi şirin bir nahisinde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle muhafaza etmişti.
bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden, yayılan Risale-i Nur'dan binler adam Isparta'da imanlarını takviye ettiler, kuvvetlendirdiler. Bilhassa gençler pek çok istifade ve istifaza ettiler, faydalandılar, feyz aldılar. Baktaki üstadımızın Barlı gibi latif ve şirin bir mahalledeki sıkıntılı ve pek acıklı ve en katı kalpleri ağlatan işkenceli esareti sürgünü bitti. Risale'nin müellifi olan üstadımızın nazarı Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle Isparta'ya müteveccüh oldu. Yani Barlı'daki ikameti sona ermiş ve Isparta'ya Bediüzzaman yöneliyor. Evhamı düşen bazı zalim ehli dünyanın teşebbüskerane harekat-ı zahiriyesi bir sebebi adi olarak üstadımız Isparta'ya getirildi. Yani Barla'dan almışlar, Isparta merkeze getirmişler. Fakat üstadımızın teşrif ettiği zaman yaz mevsiminin en hararetli zamanıydı. Yağmurlar kesilmiş, Isparta'yı iska eden, yani sulayan sular azalmış, yani kuraklık var. Bir kısmı mühimminin menbaı kesilmiş, ağaçlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler buruşmaya başlamıştı. Risale-i Nur'un en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için Risale-i Nur hakkındaki inayat-ı Rabbani'yi pek yakından müşahede eden Risale-i Nur'un şakirtleri olan bizler acip bir vakaya daha şahit olduk. Bu hadise ise Risale-i Nur müellifinin Isparta'ya teşrifini mütakip Barlı'dan köyden şehre inince bir asır içinde bir veya iki defa vukua gelen bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretli yağması olmuştur. Bol miktarda Allah yağış vermiş. Pek harika bir üstette yağan bu yağmur, Isparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, sulamış, nebatatı bitkiler alemine yeniden hayat bahşedilmiş, bağlar bahçeler başka bir letafet güzelliği kesbetmiş. Ekserisi hemen hemen ziraatle iştigal eden halkın yüzleri, Risale-i Nur'un nail olduğu inayatından ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları inbisat etmişti. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetiyle bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur 119 parçasıyla, o zaman soru 130 olmuş, müellif olan üstadımıza bir taraftan hoş emedi, yani hoş geldin demek ve mahzun olan kalbini teselli vermek ve gamnak ruhunu, gamlı hüzünlü ruhunu tatip etmek ve diğer taraftan da 8 seneden beri yaşadığı Barla'yı unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını ve alakadar olduğu şeylerden gelen firak, ayrılık hüzünü hatırlatmamak için Cenab-ı Hak'tan 119 Risale'nin eliyle 119 bin kelimeleri diliyle dua etti, yağmur istedi. Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki bir misil 93 tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz. 1293 yani. Bu tarih üstadımızın tarihi beladetine doğduğu seneye tesadüf etmekle beraber bu umumi hadiseye rahmet olan kesretli yağmur hususi bir üstadette Risale-i Nur'a baktığına bir delil de şudur ki Risale-i Nur'un neşrine basılan üstadımız geldiği gün Isparta'yı gayet hararetli, aşırı sıcak ve yağmursuzluktan toz toprak içinde görmüş. Barlı gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım diye telaş ediyordu. Üçüncü ve dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buruştuklarını görerek gayet müteessirane su istiyor, yağmur talep ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den değirmenleri çeviren suyu göstererek Isparta'nın suyu bu kadar mıdır diye sormuştu. Bekir Bey cevap verdi, Gölcük'ün suyu kesilmiş gelmiyor. Isparta'nın dörtlü bir sulayan bu sudan başka yoktur dedi. Üstadımızın Isparta çok talebesi bulunduğundan ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki 50 seneden beri Isparta böyle bir hadiseyi görmemiş. O yağmur %99 menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki o tevafuk tesadüfi değil. Bu rahmet Isparta'ya rahmet olan Risale-i Nur'a bakıyor. Lillahi elhamd. Bu kerem-i ilahinin neticesi olarak üstadımız diyor ki Isparta bana Barla'yı unutturdu.
unutamayacağım bir şey varsa o da her yerde olduğu gibi Bağla'da bulunan ciddi dost ve talebelerimdir diye mektubu böyle tamamlamış abiler. Mustafa Lütfü Rüştü Üstel, Bekir Bey ve Refet abiler bu enteresan hadiseye şahit olduklarını da bu mektupla ortaya koymuşlar. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.